Efendim herkese selam ve saygılar. 45. yayınımdan selam ve sevgilerimi sunuyorum. Bugün 28 Şubat, her zaman olduğu gibi pazar, saat 2. Yeni bir yayın günündeyiz ve bugün konu olarak yarın 1 Mart gelecek günü olduğu için veriyle ilgili, big data ile ilgili, gelecekle ilgili bir konu seçtik, tasarladık. Hep beraber, şimdi takım arkadaşlarımla birlikte. İstiyoruz ki yine her zaman olduğu gibi hep beraber olalım. Katılımcılarımız katılsınlar, soru sorsunlar, ilavelerde bulunsunlar, yorumlarda bulunsunlar. Böylece bugün veriyi masaya yatıralım. Tabii veri çok geniş bir kapsam. Ucu bucağı yok. Şimdi arkadaşlarım bu konuda uzman oldukları için biraz içine girmiş olacağız. Bir introduction yapacağız. Yoksa uçsuz bucaksız bir konu. Bu konuda çok kitaplar yazıldı ve yazılmaya devam edecek. Şimdi ben sözü fazla uzatmadan Veridata firması kurucu ortakları, sevgili eski öğrencim Güneş Eroğlu ve Talip Hakan Öztürk'ü stüdyoya alıyorum ve hoş geldiniz diyorum tekrar. Hoş Merhabalar. bulduk. Merhabalar. Evet, efendim Güneş benim eski öğrencim Bilgi Üniversitesi'nden. Şimdi böyle karşı karşıya yayın yapıyoruz. Benim için çok gurur verici bir konu. Yani aramızda zaten birkaç yaş farkı vardı. Onu Güneş sağ olsun bayağı kapatmış. Tecrübe olarak Yaşlandırdınız hocam. tabii. Talip de fena gözükmüyor. Şimdi şöyle ben zaten çok fazla konuşmayacağım. Pası size atacağım. Program sizin diyeceğim. Ama şöyle diyeceğim sevgili izleyiciler. Bugün verinin altını üstüne getirmeye çalışacağız. Mümkün olduğu kadar. Ne konuşacağız? Şöyle genel bir çerçeve çizeyim. Neden bu konuyu özellikle istedim? Belki birkaç program daha yapacağım. Çünkü son zamanlarda mezun arkadaşların çoğu ben data scientist olmak istiyorum, veri bilimci olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? Çünkü bu Neuralink gibi konular da bu beyin makine transferi, veri transferi de çok ilgi çekici oldu. Günümüzün popüler konusu haline geldi. Bunları zaten konuşacağız. Veri tabanını konuşacağız. Trendleri konuşacağız. Onun dışında işte sizler bahsedeceksiniz. Eskiden biz cloud diyorduk, şimdi artık open source'a döndük diyorsunuz. Sizler daha işin içerisindesiniz. Bunları anlatacaksınız ve bize bu konuda yazılım dünyasında son zamanlarda neler oluyor, gelecekte neler bekliyoryu vermiş olacağız inşallah diyorum. Güneş, pası sana atıyorum. Hocam teşekkürler. Dediğiniz gibi Bilgi Üniversitesi'nde sizin öğrencinizdim. Şimdi karşınızda olmak başka bir heyecan. Talip de kendinden bahsedecektir ama biz Talip'le çeşitli konferanslarda, üniversitelerde konuşmalar yapıyoruz. Bilgi birikim deneyimlerimizi de arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz. Siz de sağ olun, vesile oldunuz. Bugün tekrar bir araya gelme şansı bulduk. Ben çok kısaca kendimden bahsedeyim. Halihazırda 15 yıla aşkın süredir veri tabanı yönetim konusunda çalışıyorum. Aldığımız sertifikalar var. Oracle tarafı bizim büyük şapkamızdır. Fakat işin içine şirketleşme girdikten sonra sadece Oracle değil, değişik veri tabanları, bunun içine PostgreSQL koyabiliriz, MongoDB koyabiliriz, Cassandra koyabiliriz. Bunlara da destek veren bir firma şeklinde sektöre hizmet ediyoruz. Ağırlıklı telko ve finans tarafında tecrübelerimiz var. Büyük datalarla uğraştık. Büyük işletmelerde önemli kritik sistemlere baktık. Sektörün nereye doğru gittiğini daha iyi gözlemleme şansımız oldu Enterprise'da çalıştığımız için. Teknolojileri kullanma şansımız oldu. Şu anda da Veridata bünyesinde Talip'le beraber müşterilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Veri tabanı ve verinin geçtiği her noktada. Talip, sen de biraz kısaca bahsetsen kendinden istersen, çok kısaca. Tabii hocam. Öncelikle teşekkür ederim bu güzel ortamı oluşturduğunuz için. Ben Azerbaycan Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 14 senedir bilişim sektörünün içerisindeyim. Ve DBA olarak, veri tabanı yöneticisi olarak çalışmaktayım. 4 yıl önce Güneş'le beraber
veri data bilgi teknolojileri şirketini kurduk. Güneş de bahsetti. PostgreSQL, Oracle, SQL Server, MongoDB gibi veri tabanı teknolojilerine hizmet vermekteyiz. Ben 2012'de Türkçe Oracle kitabım ilk olarak yayınlandı. 3 tane kitabım var. 11G ve 19C üzerine. İlki bu işe yeni başlayan arkadaşlarımız için, özellikle öğrenci arkadaşlarımız için. İkincisi biraz daha ileri konuları kapsayan bir kitap. Oracle veri tabanı yönetimi konusunda kapsamlı, detaylı bir kitap. Türkçe kaynak. Yazmayı devam ediyorum. Yazmayı seven birisiyim. Öğrenmeyi ve öğrendiklerimi anlatmayı seven birisiyim. O belli Türkiye'de oluyor. Evet. Halim belli oluyor. Türkiye'de çok üniversite gezdim. Yani gezmeye de devam ediyoruz ama bu pandemi nedeniyle biraz ara verdik. Yani özledim aslında. Öğrenci arkadaşlarımızla beraber olmayı, onlara bir şeyler aktarmayı çok özledim. Geçen yine sene yine olacağız inşallah. İnşallah, inşallah. Dört gözle bekliyoruz o günleri. Geçen sene Oracle Certified Master oldum. Çin, Şangay'da girdim sınava. Dünyanın belli ülkelerinde olan bir sınav. İki gün süren bir sınav. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar. Bir fiil uygulamalı bir sınav. Oldukça zor bir sınav. Bundan ilk girişimde başarıyla geçtim. Türkiye'de 3 kişi var. Dünyada da çok zaten nadir kişilerde olan bir ünvan. Bu şekilde Güneş'le beraber elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, Oracle'ın çok reklamını yaptık. Oracle'dan yayın şeyi istiyoruz. Güzel, daha iyi yayın yapmak için sponsorluk istiyoruz. Duyan varsa yazsın bana dermiş. Böyle diyorlar şimdi. Evet, şimdi hemen konuya giriyoruz. Güneş, veri ne demek? Yani bilmeyenler için veri bilimi böyle şey gibi, hani daha böyle pazar günkü konuşma muhabbet içerisinde böyle eline çayını almışsın, piknik yapıyorsun, sana birisi soruyor ve o şekilde anlatmanızı rica edeceğim. Vallahi hocam bunu anlatmak için önce bazı tanımları tutmamız zor değil. Şimdi bir takım kavramların oturması lazım. Aslında bugün konuşmanın başında biz veri nedir'den biraz bahsetmek istiyoruz. Çünkü veri bilimciliği çok dallı budaklı bir mecra. Veri de çok dallı budaklı bir hale geldi. Eskideki kullanılan kavramlar evrimleşmeye başladı. Data evrimleşmeye başladı. Datanın tutulduğu yerler evrimleşmeye, bunun yönetimi evrimleşmeye başladı. Doğal olarak aslında bir takım tanımları yapılması lazım ki öncelikle sonrasında bu veri bilimciliği nedir? Gençler veri bilimciliği için neler yapmalıdır? Veriyi nasıl yönetmeli gibi konulara açıklık getirelim. Öncelikle veri nedir? Şimdi veri herkesin aklında başka bir şey. Fakat bu trafik sinyallerinin takip edilmesinden tutun da sizin Google'da yaptığınız bir arama, sizin bir noktadan bir noktaya giderken kullandığınız navigasyon, aracınızdaki sensörler, başka yerdeki sensörler, bunların her biri birer data. Doğal olarak yani siz bir Instagram adresini yüklediğinizde bu bir data, Facebook'a bir şey yazdığınızda data, LinkedIn'de bir şey takip ederken bu bir data. Bunların bir yerde saklanması lazım. Bu saklanacak ki bundan akıllı bir şeyler çıkarılabilsin. Fakat bunu yapabilmek için de sizin tuttuğunuz kutunun, konteynerin adına database diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Bunun evrimleşmesi lazım. Neden? Çünkü data miktarı her geçen gün ve çeşitliliği her geçen gün artıyor. Doğal olarak bunların yönetimine uygun olarak da çeşitli metodolojiler geliştiriliyor ve teknoloji isimlendirilmeye başlıyor. Biz biraz eskidik bu sektörde. Hani küçüğünden başlayarak verinin çeşitliliğiyle beraber verinin tutulmasıyla alakalı bir sürü evrime şahit olduk. Olacağı da benziyoruz. Çok temel anlatımıyla veri bizim hayatımızdaki kalktığımız andan itibaren kullanmaya başladığımız teknolojik anlamda her şeyin bir yerde tutulması diye yorumlanabilir. Bu noktaya kadar geldi. Çünkü artık sabahleyin insanlar kalktığında çoğu zaman yüzlerini yıkamadan ilk telefonlarına bakıyorlar. E-mail gelmiş mi? SMS gelmiş mi? Bir yerde mesaj düşmüş mü? Ya da Twitter'ıma kim yorum yapmış gibi noktaya gelindi. Doğal olarak artık veri hayatın içinde ve veri çok daha kritik bir duruma geldi. Çünkü artık güç savaşları veri üstünden yapılmaya başlandı. Doğal olarak da bunun nerede tutulacağı, bunun nasıl yönetileceği, bundan neler çıkartılıp insanlığın önüne koyulabileceği çok büyük bir
dünya haline geldi. Şimdi zaten değil mi? En önemli zenginlik neredeyse veri tabanı oldu. Verinin gücü, evet. Değil mi? Power. Evet. Yalnız her veri değil tabii. Çöplük veriler de var. Doğru veri, güvenli veri, tam zamanında elde edeceğiniz hızlı olan veri. Katılıyor musunuz? Yani veri, evet. Her veri anlamlı değil. Onu anlamlı kullanabilecek halde tutmak ve tabii durmuyor ki, tutulmuyor. Transfer sürekli hareket halinde veri. Talip, evet. Sen ne diyorsun? Veriye, veri tanımına katkın var mı Güneş'in, evet. Söyledikleri dışında? Evet hocam, ben hani Güneş'in dediklerine birebir katılıyorum. Ufak bir ilave yapmak istiyorum hani veri bilimiyle ilgili. Aslında veri bilimi dediğimiz şey mevcut durum üzerinden gelecekle ilgili tahminler yapılabilen bilgi odaklı çalışma sürecinin tamamına aslında veri bilimi diyebiliriz. Veri bilimi süreçlerinde matematik, istatistik, machine learning dediğimiz makine öğrenmesi, programlama, ki bu programlamayı da daha açabiliriz işte. Bunun içerisinde R, 5 scripting, R, Python gibi hani programlamanın da altını açabiliriz aslında. Büyük veri ve açık kaynak yazılımların yoğun olarak kullanıldığı bir ortam diyebiliriz. Ben hani kafalarda canlanması için küçük bir örnek vermek istiyorum. Hani adını vermeyeceğim. Bir pizza üreticisi. Daha önce gitmişim ve belli aralıklarla da hani gidip pizza alıp yediğim bir yer. O pizza üretici firmanın bir şubesinin önünden geçerken çat diye bana bir SMS geliyor. SMS'te diyor ki yaklaşık bir ay önce büyük boy pizza yemişsiniz. Hani sizi tekrar ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız. Bu kodla bize gelirseniz işte %10 indirimle pizzanızı alabilirsiniz gibi bir SMS geldi. Aslında bu da konum servislerinden benim yorumlayıp en son ne zaman pizza yediğimi, ne sıklıkta yediğimi ve o an o şubenin önünden geçerken bunu yakalayıp hemen bana bir kampanya üretip bunu faydalı hale dönüştürüp bana sunması da aslında verinin detaylı olarak kullanılmasına çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Sizinle, evet, bahsettiğiniz gibi çok hani veri ucu bucağı olmayan bir dünya. Bunun içerisinde yararsız olan da var, faydalı olan da var. Aslında bu büyük bir veri kümesinin içerisinden veriyi faydalı hale getirip bunu aslında kullanabilme diyebiliriz. Şimdi Talip, Güneş'e aslında çok güzel ilaveler kattın. O da aslında belki aklına geldi ama hepsini tabii bir arada bir söyleyebilmek kısa zamanda insanın bazen aklından gidiyor. Data mining dediğiniz, web mining tarafı, özellikle sosyal medya mining, hep bunlar veri. Her yerden, siz daha iyi bilirsiniz değil mi? Ortalama anlık ne kadar veri akıyor dünyada? Var mı bilgisi olan izleyiciler arasında? Çünkü izleyiciler günden güne artıyor bu arada. Günden güne diyorum, dakikadan dakikaya artıyor. İlk defa canlı yayında bu kadar fazla sayıda katılan oldu. Bu arada Bilgi Üniversitesi'nden Güneş'in dönemi katılan varsa yazsın da bilgimiz olsun. Lütfen yazın, görelim, varlığınızı hissedelim. Çünkü bu böyle biliyorsunuz interaktif bir konu. Veri herkesin bulaşmış olduğu bir konu. İlla ki herkes veri bilimci olmuyor ama veriyi en azından kullanıyor. Güneş, peki bu durumda data mining, web mining tarafında şu an biraz Talip girdi konuya. Verinin işlenmesiyle ilgili hangi teknolojiler var? Günümüzde neler uygulanıyor? Şimdi eskiden kullanılan metodolojiler vardı ve veri tabanları vardı. Fakat datanın büyümesiyle beraber bunların tutulması, bunların işlenmesi de farklılaşmaya başladı. Şu anda eskiden OLTP sistemlerimiz vardı. OLTP sistemlerdeki datanın size'ı belliydi. OLTP sistemler hala var. Data warehouse sistemler hala var. Fakat bu datanın çeşitliliğinin artmasıyla beraber bunları konacak, gerektiğinde sorgu olarak hızlı olacak. Yani sizin elinizde çok büyük bir data var. Bu datanın olmasının bir esprisi yok. Espri bu datanın işlenip yararlı bir bilgi olarak kurum önüne konması.
Dolayısıyla işte CRM çalışmaları, HR çalışmaları, satışla ilgili çalışmaların tamamı bu datanın işlenmesiyle vizyona çıkmış oluyor. Bunun için eskiden kullanılan database'ler vardı. Ama şimdi bu database'in bu ihtiyaçları çoğu zaman karşılayamadı ortaya çıktı. Yavaş kalmalar ortaya çıktı. Disk teknolojisi, server teknolojisi ilerlemesine rağmen. Ya da datanın çeşitliliğini desteklememeye başladı. Doğal olarak işlere spesifik bir takım veri tabanları çıkmaya başladı. Bunlar da ağırlıklı olarak enterprise'den daha ziyade açık kaynak kodu olarak karşımıza çıktı. Yaklaşık son 10 yılda açık kaynak dediğimiz veri tabanları, yani bu ne demek? Birileri bir komünite oluşturuyor. O komünitede programcılar var. Bu ürünün hem paralı satılan versiyonları var, hem de halkın kullanabileceği, ücret vermeden kullanabileceği versiyonları var. Arada elbette ki farklar var. Ama temel itibarıyla bu açık kaynak kodlar büyük enterprise'lar karşısında her geçen gün güçlü duruma geldi. Gartner'ın vesaire raporlarına baktığınız zaman satış ivmesilerindeki değişikliği görebiliyorsunuz. Bunun temel sebebi mevcut sistemlerin büyük data, hatta büyük datanın da artık ilerisindeki işte bu veri zenginliğini tutabilmek, sorguların da hızlı gelmesini sağlamak için evrimleşti. Şu anda en yaygın olanlar bir noktaya kadar PostgreSQL var, sonrasında Mongo ve diğer veri tabanları var. Bunların esprisine bunlar bu büyük verinin tutulması için tasarlanmış, ucuz sistemler üzerinde tasarlanmış, diğer sistemlere nazaran yatayda çok daha hızlı büyüyebilmesine imkan sağlamış sistemler. Bunlar hem kurumlar için daha uygun fiyatlı hale geldiği için tercih ediliyor, hem de içerisindeki datayla oynamak, datadan bir şeyler üretmek anlamında daha hızlı cevaplar verebildiği için tercih ediliyor. Bunlar için de Talib'in söylediği gibi pek çok dil var. İşte Python bunlardan bir tanesi, JSON bunlardan bir tanesi, klasik hala hazırda kodlanan bir takım şeyler var. Fakat bu artık müşterilerde ya da sektörde şu duruma geldi. Örnek veriyorum, ben sensörle alakalı bir şeyler yapacaksam bunun veri tabanı belli. OLTP ve size belliyse ve içerisinde çeşitlilik belliyse bunun yeri belli gibi. Son 10 senede enterprise seviyedeki firmalara baktığınızda inanılmaz bir data warehouse'un evrimleştiğini görüyorsunuz. Bu ne demek? Eskiden bir takım datalar alınıyordu, eskitiliyordu ve bir şeyler yapılmaya çalışıyordu. Ama şimdi datanın artmasıyla beraber müşteriye bir şeyler satabilmek için yeni sistemler oluşmaya başladı ve aslında kurumların en önemli sistemlerinden bir tanesi oldu. Çünkü kurumlar artık tüm raporları bu verileri işleyerek yapıyorlar ve çıkartıyorlar. Doğal olarak da bu firmaların satışına inanılmaz bir fayda olarak dönüyor. Bunun son 2 yılla beraber yapay zeka da devreye girdi. Yapay zeka ile ne yapılmaya çalışıyor? Örnek veriyorum, en son geçtiğimiz zaman Sevgililer Günü bir perakende sistemlerindeki eski datalar yapay zeka ile işlenerek bir diyagram çıkartılıyor. Size diyor ki işte son 10 yılda Sevgililer Günü'nde en çok kalpli çikolata satılmış. Sen bunda %20 indirim yaparsan, indirimin bu olacak ama karın bu kadar olacak gibi raporlar çıkartılabilir hale geliyor. Bu perakende sektörü için, işte bankacılık sektörü için, finans için, telko için çok önemli bir hale geliyor. Alttaki diller her zaman güncelleniyor. Şu andaki en popüler diye soracağınız varsa bir veri bilimci olacağım ben, Python'la başlaması lazım. İşte ben ne öğrenmeliyim diyen bir arkadaşımız varsa veri tabanı konseptini öncelikle öğrenmesi lazım. Şu demek değil, otur sabahtan akşama kadar veri tabanı çalış değil. Ama bir veri tabanı nedir, ne işe yarar, ben hangi veri tabanı seçmeliyim, ne özellikleri var gibi şeyleri arkadaşlarımızın öğrenmesi lazım. Şimdi çok güzel anlattınız ikiniz de. Hemen şeyi soracağım. Şimdi ortalıkta son zamanlarda işte big data, büyük veri konseptleri yaygın. Araştırmalar da yapılmakta. İşte şeyler, konuşmalar satır aralarında var. Acaba Türkiye'de big data olarak ne anlaşılıyor? Ne yapıyorlar? Nasıl istifade ediyoruz? Uygulamalar yurt dışı seviyesinde mi? Bunları dinlemek isterler. Bir de şunu soracağım. Şimdi biliyorsunuz Twitter verileri açık. İsteyen herkes Twitter'dan veri işleyebilir ve bir bilgi elde edebilir. Biliyorsunuz ama diğerleri kapalı galiba sosyal medyanın. Değil mi? Diğer şeyler, tool'lar kapalı. Bir tek Twitter'ın Elin açık hocam diye biliyorum. Yani sosyal medya verileri, şimdi işte bu kullandığımız
Signal'dir, Big'dir, şeydir, WhatsApp'tır. Bu da sürekli veri üretiyor. Bunlar da giriyor mu? Şimdi bilmeyen birisiymiş gibi soruyorum. Büyük veriden ne anlaşılıyor? Türkiye'de büyük veri araştırması ve kullanım uygulamaları olarak ne yapılıyor? Diyorum, pası atıyorum. Talip, senle başlayalım bu sefer. Talip, de ses problemi mi oldu acaba Güneş? Sen beni duyuyor musun? Ben duyuyorum şu anda sizi. Talip, muhtemelen... Ses, ben devralayım. Şimdi... Veri big data ile alakalı olarak özellikle telko tarafında ciddi çalışmalar var. Ciddi ekipler kuruluyor. Finans tarafıyla da alakalı olarak ciddi çalışmalar var. Burada aslında dünyayı yeniden keşfetmiyor firmalar. Mevcutta kullanılan bazı teknolojiler var. Bu teknolojiler kullanılıyor. Bunlara yatırım yapılıyor. Fakat buradaki temel eksikliklerden bir tanesi aslında belli bir noktaya kadar işler hep data warehouse gibi geldi. Bir data warehouse bilgisi vardı. Data warehouse'la beraber bir takım şeyler yapılmaya başladı. Fakat mevcut durumun bunu kurtarılmayacağı görüldü. Çünkü datayı sorgulamak, datadan bir şeyler çıkartmak için daha farklı bir şeylere ihtiyaç duyulduğu görüldü. Bu anlamda 2 yıla yakın bence benim şahsi fikrim 2 yıla yakın bir geçiş dönemi oldu. Ne bilenler vardı ne bilmeyenler vardı. Arada hani bu teknoloji de varmış, bunu kullandım. Bak böyle bir şey de yapılıyormuş yurt dışında. Gibi bir takım şeyler oldu. Ama geldiğimiz noktada şu anda finans ve telko tarafında özellikle benim bilgim dahil olanları söylüyorum. Ciddi ekipler var, ciddi yatırımlar var ve yetişen personel oluşmaya başladı. Bundan 5 sene önce ben çok yetkin arkadaşlarımızın olduğuna görmüyordum. Fakat şu anda ciddi anlamda işler yapan, en azından istediklerini kabul ettirebilen arkadaşlar durumuna geldiler. Eskiden siz bir kurumda bunu dile getirdiğinizde ya yaparız deniyordu. Ama sektör öyle bir noktaya geldi ki artık herkes bunun bir gerçek olduğunun farkına vardı. Bu gerçekliğin aynısını biz bulut tarafında da görüyoruz. Eskiden on-premise sistemler vardı. On-premise'de insanlar bir şeyler yapıyorlardı. Ben burada hep şu örneği veriyorum. Google Drive'ı günümüzde kullanmayan insan sayısı çok az. Fakat bundan 5 sene önceye gitseniz ve deseniz ki böyle Google Drive diye bir şey var. Bak buraya atıyorsun, buradan alıyorsun falan. Ya insanlar güvenmiyorlardı, ya gereksiz görüyorlardı, ya da ihtiyaç duymuyorlardı. Her geçen gün bize sonradan geliyor bir takım şeyler. Bu da sonradan geldi maalesef. Ama biz ülke olarak bir takım şeylere çok çabuk adapte olabilen bir ülkeyiz. Çokça hemen benimsiyoruz işleri. Özellikle iş teknoloji olunca. Bu anlamda ben hızlı bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Ve şu andaki reklamlarda dönen pek çok şeyin de arka tarafında bu big data dediğimiz şeylerden çıkartılan bir takım satışların gerçekleştiğini şahidim, biliyorum. Yani bunun içine evet. Örnek isterseniz şöyle bir örnek olabilir. İşte FreeZone yapıyor, örnek veriyorum, Vodafone. Bunların her biri birer elemeden geçerek çıkıyor. Bir takım rakamlar, hesaplar yapılarak çıkıyor. Hangi günlerde internet en çok kullanılıyor? Hangi günlerde insanlar nereye gitmiş, ne kontrol etmiş ya da neyi aramışlardan çıkıyor. Doğal olarak firmalar da bunları satış olarak geri döndürebiliyorlar kendilerine. Ya şimdi sizler pazarın nabzını tutuyorsunuz. Sesin geldi bu arada tabii. Talip çok. Talip, ses çalışıyor bir mu? Bir problem yaşadım. Ben de bir ufak bu konuda fikir beyan etmek istiyorum. Evet, Türkiye'de big data, büyük veri konusunda önemli şeyler yapılıyor. Güneş'in de bahsettiği gibi büyük kurumlarda önemli yatırımlar yapılıyor bu konuda ama bayağı bir aslında bu anlamda yol kat ettik. Ama bir şeye değinmek istiyorum. Uzman konusunda bence çok açık olan bir alan. Yeterli sayıda uzmanımız yok bu noktada. Yani hani çok niş bir alan. O yüzden hani genç arkadaşlarımızı bu alana yönlendirmek güzel olacaktır diye düşünüyorum. Onların ilgisini çekmek istedim özellikle bu noktada. Gerçekten niş ve uzman sayısının yeterli olmadığı bir alan ülkemizde. Yani evet, bir şeyler yapılıyor ama
Bence yeterli sayıda, yeterli seviyede değil. Şimdi aslında teşekkür ederim. İkinize de tam zamanında sözünüzü bitirdiniz. Çünkü hemen akabinde bu verim bilimciliği konuşmak istiyorum. Dediğim gibi yani mezun arkadaşların çoğu data scientist nasıl olabilirim diye bakıyor. Şimdi siz ikiniz de veri bilimci olarak konuya nasıl bakıyorsunuz? Veri bilimci nasıl olunur? Şimdi hemen şey soruyorlar. Şimdi hele Z kuşağı, alfa kuşağı kaç senede oluyor? Ya 2 senede oluyor mu mesela gibi sorular gelebiliyor. Mümkünse en kısa şekilde hızlandırılmış bir veri bilimcilik kursu var mı diye garip bir soru, evet, soracağım. Hocam. Yine Güneş'le başlayalım. Tamam. Veri bilimciliğe girelim hocam, Güneş. Şimdi ben bu Z kuşağına buradan selam söylemekle beraber şunu diyorum. Arkadaşlar bir takım, yani karpuz bile yatarak büyüyor ama en azından büyümek için bekliyor. Yani bu anlamda lütfen biraz sabırlı olun. Emek vermeniz lazım. Bu anlamda üniversitelerimizin de biraz gelişmesi lazım. Eski alışkanlıklardan kurtulması lazım. Yeni vizyoner eğitimlerin olması lazım. Çünkü kesinlikle oradan çıkan arkadaşlarımızla bizim şirket olarak misyonlarımızdan bir tanesi. Biz yeni mezun arkadaşlarımıza çok çalışmak istiyoruz. Çokça emek veriyoruz arkadaşlarımıza. Oradaki birikimle aslında gelseler çok daha çabuk adapte olabilirler. Ben sorunuza gelirsem, veri bilimci olmak için bir tane şey bilmek yetmiyor. Yani bunun, evet, içine istatistiği sokacaksınız, bunun içine yazılımı sokacaksınız, bunun içine veri tabanını sokacaksınız, bunun içine matematiksel öngörüyü sokacaksınız, dil öğreneceksiniz, yazılım dili öğreneceksiniz, makale okuyacaksınız, çalışacaksınız, çalışacaksınız. Yani yeni arkadaşlar olacaksın. Şöyle evet, istiyorlar. Evet. Evet, evet, evet. Yani şöyle mesela hemen konuyla ilgili olarak siz de eğer personel arıyorsanız buradan e-mail verebilirsiniz ilgilenen yeni mezunlar. Çünkü dediğim gibi 20-25 kişi canlı yayında izliyor. Bir kısmı da banttan izleyecek. Şey varsa konuya nasıl çağrıda bulunuyorsunuz? Geçen gün ben yayında şey örneğini verdim. Elon Musk Neuralink'e yeni çalışacak çalışma arkadaşları arıyor. Bilmiyorum okudunuz mu? Bir uzun paragraf şeklinde. Öyle şey yok. Şu 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 üniversiteler bizde var ya. Şu 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 üniversitelerden mezun olacak. İşte şey olacak. Askerliğini yapmış olacak. Neydi eskiden neydi? Şu bölümlerden mezun olacak diye standartlar vardı. Böyle bir şey yok. Diyor ki sorun çözebilen, hızlı karar verebilen, zaman şeyi olmayan, gece gündüz, çünkü araştırmanın zamanı yok ki bir şey neticeye, hele bizim işimizde böyle bir şey zamana bağlayamazsın, zamanında bitmeyebilir ama sabah 8'de de işbaşı yapmayabilirsin, yani o zaman gecelemişsen eğer. Sizlerin kuşak, hatırlıyorum hala öyle, gece çalışan kuşaktı, o yüzden sabah derse 9'da gelemiyorlar, kalkamıyorlar çünkü, niye, gece çalışıyorlar çünkü gibi. Şimdi o yüzden siz şirketinizde personel ararken yeni veri bilimci yetiştirmek üzere nasıl yetenekler ararsınız? Sizin de aynı kafada mısınız? Ve arıyorsanız da isterseniz bir e-mail söyleyin, size iletsinler. Arzu Hocam, ben söz hakkı almak istiyorum. Aslında bu konuda hani aradığımız nitelikleri şu şekilde özetleyebiliriz hani genel olarak. Araştırmacı olması lazım. Araştırmacı böyle şu anda hani yeni nesilde şöyle bir şey var. Hemen birisine sorayım, ondan hemen cevabı alayım. Hani benim de çocuklarım var. Ya baba işte İngilizce'de şu kelime ne demek, Almanca'da bu ne demek falan diye sorduklarında sözlüğü açın oğlum, sözlükten bakın hani diyorum. Hani direkt alışmasınlar birisinden cevap almayı. Bu anlamda araştırmacı olmaları, sorgulamacı olmaları, problemlerle teknik çözümleri arasında bağlantı kurabilmeleri çok önemli. Bulguları, araştırma sonucunda buldukları bulguları yorumlayabilmeleri ve bunu yorumladıktan sonra sunabilmeleri, bunlar önemli yetenekler. Hani olması gereken şeyler bunlardır. Hani bunlar olduktan sonra sonrasında teknik bilgi. Aslında bir veri bilimcide olması gereken şeyler. Yani matematiği sevmeli kesinlikle, hani matematik genelde bizi korkutuyor, ürkütüyor, özellikle
yeni nesil arkadaşlarımızla. Matematik, istatistik, olasılık bunlar hayatımızın bir parçası. Matematiği sevmemiz gerekiyor. Algoritmik yaklaşım dediğimiz algoritmayı bilmemiz gerekiyor. Hani veri bilimi, veri dünyası çok geniş bir dünya. Bunun için bir sürü bilmemiz gereken gün içinde bahsettiğim üzere diller var. Ama bu dillerden önce bir algoritmik yaklaşımı bilmesi gerekiyor. Programlamanın mantığını bilmesi lazım. Burada bunun yanında SQL yani sorgulama dili, veri tabanı sorgulama dili SQL, NoSQL dillerine hakim olması lazım. Bash Script, R programlama, Python, Scala, MATLAB gibi programları biliyor olmaları gerekir. Yani hani burada aslında sadece bir tanesi değil, sadece Python değil, bunların yanında R, MATLAB vesaire bunları da bilmesi önemli derecede katkı sağlayacaktır. Hani genel olarak aranan nitelikler bunlar. Ya Talip biraz şey fazla söylemedin mi? Şimdi ben burada izleyen olursa eyvah dedi, geri çekti kendini. Biraz yumuşatalım Güneş bu konuyu. Şimdi şöyle, aslında buradaki temel kriter biz arkadaşların okulunluğuyla vesaire çok ilgilenmiyoruz. Geçen gün biz kendi ekiple de paylaştık. Bir başlık vardı aslında. Siz günlük şirket bünyesine kattığınızda aslında onun kişiliğiyle alakalı bir şeyleri düşünmeniz lazım. Teknik bir şekilde öğretiliyor. Buradaki arkadaşların temel olarak bu işi öğrenmeye hevesli olması lazım. Ve kendilerini adamaları lazım. Bu iş bazı arkadaşlara kolay geliyor, bazılarına zor geliyor. Biz bu anlamda bazı testler yapıyoruz. Testlerden kastım şu, ödevler veriyoruz. Bir şeyler anlatmalarını istiyoruz. Kendilerini geliştirmelerini istiyoruz. Bu tarz, evet ben böyle bir zorluk, çünkü bizim için, bizim iş hayatımızda şöyle bir durum var. Biz okuldan çıkarız. Okuldan çıktıktan sonra çok şey bildiğimizi sanırız ama aslında hiçbir şey bilmediğimizi işe girince anlarız. Dolayısıyla bu ön yargıyla gelmemek lazım. Yani evet ben bir şey bilmiyorum, bildiklerim var ama bana öğretilecek mantığıyla çıkmamız lazım. Sektörün bir kısmı hazır eleman arıyor, sektörün bir kısmı hiçbir şey aramıyor. Biz yeni arkadaşlara şans verilmesi gerektiğini, çünkü açın CV'lere bakın, yani okuldan yeni çıkan birinin yaşının kaç olduğu belli, kaç yıl deneyim sahibi olabileceği belli. Bu anlamda arkadaşların maalesef bizim ülkemizde sektöre biraz önceden çalışmaya başlamaları lazım. Bizim buradaki ilk önerimiz de, talebim de, benim de şu, hiçbir şey bilmeyebilirsin. Ama en azından bir blog yapabilirsin. Bloğa da veri nedir diye yazabilirsin. İki tane bir şey koyarsın ve diğer arkadaşlardan bir sıfır öne geçmiş olursun. Bu bile aslında işin içinde olmak istemenin bir göstergesidir. Sizinle çalışmak isteyen firma sahipleri için. Ben arkadaşlara bunu söylüyorum. Bu kafada, bu zihniyette olan arkadaşlar varsa da bizim mail adresimiz info@veridataIT.com'dur. Buraya mail dönsünler. Staj yapmak isteyen arkadaşlar, evet ben çalışmak istiyorum diyen arkadaşlar. Çünkü biz iş aradığımızda şuna şahit oluyoruz maalesef. Yazılım tarafında bir şeyler yapmış arkadaşlar. Sadece iş bulabilmek için veri tabanıyla alakalı şeylere geçmek istiyorlar. Fakat bu ne onları mutlu edecek bir şey, ne de bizi mutlu edecek bir şey. Yani burada arkadaşlar karar vermeleri lazım. Yani bir veri tabanı uzmanı nedir, veri bilimci nedir, hangi zorluklardan geçer, çalışma saatleri nedir gibi şeyleri önce bir tartsınlar. Sonra başvurusu yapsınlar ki ne onlar zaman kaybetsin, herkesin zamanı değerli, ne de bizler zaman kaybedelim. Sonuçta biz emek veriyoruz arkadaşlarımıza, ilgileniyoruz, abilik yapıyoruz patronculuktan ziyade. Ekip bizim için önemli, çalışma arkadaşları bizim için önemli. Hep aynı şeyi söylüyoruz, işimizden çocuğumuzdan daha fazla zaman geçiriyoruz. Bu kafada olan arkadaşları bizim ofis şeyimiz yok, şartımız yok. Zaten pandemi döneminden önce de yoktu. Pandemi döneminden sonra da olmadı. Biz şu anda ofise gidiyoruz evet ama takım arkadaşlarımızın isteğiyle gidiyoruz. Biz hep söylüyoruz. Tarif'in çok güzel bir örneği var. Hani soruyorlarmış Tarif'e senin ofis neredeydi? Tarif de çantayı gösteriyor. Benim ofisim bu diye. Bizim ofisimiz çantamız. Telefonumuz. Onun haricinde ofis her yer ofis. Bir McDonald's da ofis. Araba otoparkı da ofis. Bu anlamda öğrenmeye açık olan herkese kapımız açık. Güneş, info@veridataIT.com mu demiştik? IT.com. Doğrudur, doğru. VeridataIT.com.
.com diye ben yazdım. Şimdi biraz da bundan sonra veri tabanları üzerine konuşalım. Veri tabanları veya Big Data gelecekte bizi ne kadar yönetecek? Nasıl bir öngörünüz var? Veri ya da veri tabanının gelecek trendleri asıl konumuzdu. Bunu sona bıraktım. Böyle oluyor biliyorsunuz bu işler. O yüzden Hikmet Coşkun, hemen şey yapayım. Hikmet neredesin? Bak Coşkun'u hatırlıyorum. Bazılarınızı hatırlıyorum. Ama mesela diğerleri nerede bilmiyorum. Coşkun, sevindim sesinin çıktığına. Bu arada lütfen katıldıysanız bir ses verin. Öğrencim olmuş olmamış fark etmiyor artık, böyle kuzucuklarım şeklinde gidiyorum artık. O yüzden Rotterdam'dan katılıyor Coşkun. Bizden İstanbul'dan da Rotterdam'a. Aman dikkat et kendine. Yani Hollanda da hoş değil. Evet, pardon, nerede kaldık? Bu arada Coşkun, senin de bu konuyla ilgili bir düşüncen, yorumun varsa lütfen yaz, buradan iletelim herkese. Çünkü bence bu yayının izleyicisi fazla olacak, hatta rekor kıracak diye düşünüyorum. Çünkü bunlar en son görüşler. Veri ve veri tabanı geleceğin konusu. Bugünün de konusu idi ama bu artık bizi aştı. Hatta fütüristik bir konu. Uç uçabildiğin kadar. Ben IoT derslerindeki öğrencilerime öyle diyorum. Uçmak serbest. Yeter ki benim uçabildiğim noktanın üstüne de uçun. O zaman alkışlayacağım. Yani ben bunu görüp wow yapabiliyorsam tamam olmuşsunuz. Siz uçuyorsanız artık ben bırakıyorum bu işi diyorum. O yüzden veride de öyle. Uçabildiğin kadar. Şu an nereye kadar uçabiliriz arkadaşlar? Neleri düşünüyorsunuz? Talip, senle başlayalım bu sefer. Hani veri tabanlarının geleceğiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum hocam. Şimdi Güneş'in de bahsettiği gibi OLTP dediğimiz, yani online transactional dediğimiz database'ler, bunlar hiçbir zaman son bulacağını düşünmüyorum. Bunlar sürekli hayatımızda olacak. Hani burada farklı Oracle var, SQL Server var, MySQL var, MariaDB var, bir sürü bu şekilde ilişkisel veri tabanı modelini kullanan firmalar var ve bunlar da devam edecekler. Bunun son bulacağını düşünüyorum ama veri gittikçe büyüyor ve yönetilmesi zorlaşıyor, karmaşıklaşıyor ve kısa sürede rekabet edebilmek anlamında kısa sürede o veriyi anlamlı hale getirip faydaya dönüştürmeniz gerekiyor. Bunun için de yeni yeni farklı teknolojiler ortaya çıkıyor. Ben veri tabanı anlamında OLTP dünyada özellikle son zamanlarda PostgreSQL gibi open source veri tabanlarının popülaritesinin arttığını görüyorum. Bununla ilgili bir takım istatistikler, raporlar yayınlanıyor ve commercial, ticari veri tabanlarının grafikte aşağıya doğru bir eğilim gösterirken open source veri tabanlarının yukarı doğru bir tırmanışa geçtiğini görüyorum. Aslında burada maliyetlerin yükselmesi de biraz insanları bu tarafa yönlendiriyor. Open source veri tabanları dünya üzerinde kullanım oranları oldukça yüksek iken ülkemizde ise yeni yeni biraz farkındalık oluştu bu anlamda ve yeni yeni o tarafa doğru bir eğilim başladı. Bu da aslında etkili oldu bunda da. Doların yükselmesi son 1-2 yıl içerisinde doların böyle ani yükselmesi, işte maliyetlerin, lisans maliyetlerinin vesairenin yükselmesi biraz etkili oldu aslında. Biraz da dünya zaten bunun farkında, özellikle Almanya gibi Avrupa ülkelerinde yaygın bir şekilde kullanılırken ülkemize bu open source dünya biraz karanlık gibi görünüyordu. Yani benim düşüncem, ben toplantılara gittiğimde bir PostgreSQL dediğimde aman hocam dur, ne yapıyorsun ya, bir dakika Oracle varken, SQL Server varken, Microsoft varken bilmediğimiz bir dünya gibi böyle görünüyordu ülkemizde. Ama son zamanlarda biraz bu kırıldı. Yavaş yavaş artık PostgreSQL open source projelerinin arttığını gözlemliyorum.
OLTP anlamında yavaş yavaş open source'a doğru bir eğilim var. Peki sonrasında ne olmalı? Bulut bilişim, aslında bulut teknolojileri diye bir kavram var. Cloud. Bundan 5-6 sene öncesinde biraz o da bir karanlık bir dünyada herkes için. Ama yavaş yavaş o tarafa doğru eğilmeye başladık. Hani firmalar datalarını buluta koymaya başladılar. Hani gidişat da o tarafa doğru. Ama illaki de dataları kendi bünyesinde tutan kurumlar olacaktır. Regülasyonlardan dolayı. Ama önümüzdeki hani dönemde buluta doğru geçiş gittikçe hızlanacaktır. Hani benim düşüncem bu şekilde. Peki Talip, eskiden yani ben daha çok, çünkü ben Bilgi Üniversitesi'nde çalışırken orada da daha çok, Chris de burada mı bilmiyorum ama biz open source'a yönleniyorduk orada. Microsoft ürünleri kullanılmıyordu. Muhtemelen ücretsizdi, free access'ti. Şimdi nasıl durumlar? Hala öyle mi? Rahatlıkla kullanılabiliyor mu? Yoksa bir fee'si ya da başka bir şey var mı? Yani daha mı uygun kullanımı, işletimi? Open source ürünler, ücretsiz ürünler. Ama bunları alıp, bunları daha da geliştiren, bunların üzerine kendi yazılımlarını yazan firmalar var. Bu firmalarda bu yazdıkları ürünleri subscription altında, yani yıllık abonelik olarak, ücret olarak sunuyorlar. Yani bir lisans adı altında değil de yıllık abonelik destek ücreti gibi sunuyorlar. Ama open source ürünler, direkt bizzat community'nin yazmış olduğu ürünleri kullanırsanız ücretsiz. Herhangi ya, bir beden ödemiyorsunuz. Ya o çok güzel. Buradan izleyenlere de bilmeyenler için hani güncelleme yapmış olalım. Çünkü her an her şey değişiyor biliyorsunuz. Dünya, kapitalizm, işte ticarileşme vesaire. Demek ki bunlar taze taze pazar bilgileri. Bu durumda tabii bu ekonomik krizde hangisi uygunsa, hangi teknoloji ekonomik olarak uygun ve performansı iyiyse ona yönlenecek. Evet. Eskiden Microsoft çok marketing yaptığı için ve hibe veriyordu yani kurumlara, araştırma kurumlarına, enstitülere bunları sunuyordu bize. Ücretsiz bir şekilde. Bizim Marmara'da da öyle her şey elimizin altındaydı. Biz de derslerde kullanıyorduk yani. Diğerleri ücretliyken devlet olduğu için büyük bir ödenek de yok. İşimize geliyor haliyle yani. Bizim için önemli olan derste bir tool öğretmek. Çünkü öğrenciye bu nasıl kullanıldığını öğretiyorsun. Bu kadar yapabiliriz. Çünkü her an her şey değişiyor. Onu kullanacağı garanti değil ki ileride. Evet, kesinlikle. Sen ne düşünüyorsun Güneş? Eklemek istediğin var mı? Eklemek istediğim şu. Son 5 yılda ciddi bir evrimleşme var IT sektöründe Türkiye için. Bu bulutla beraber başladı. Hani on-premise sistemlerde çalışan pek çok yer bulutla ilgilenmeye başladı. Buraya konuşmaya gelen yabancılara gittiğimizde sorular sorduğumuzda mesela o benim çok dikkatimi çekmişti. Katılımcı şey demişti. Yani bana hala on-premise ile ilgili sorular soruyorsunuz. Bizim yani sizin sormanız gereken şey bulutta ben şununla karşılaştım nedir diye. Doğal olarak genç arkadaşlar bu yayını izliyorlarsa bizim nesili yetişmeyebilir ama onların nesil tamamen neredeyse bulutta olacak. Bulutla alakalı şeyleri öğrenmeleri lazım. Hangi sektörde olurlarsa olsunlar. Çünkü artık her şey bulut tarafına ilerleyecek. Veri tabanı konusunda da bir evrimleşme olacağına inanıyoruz biz. Nedir bu evrimleşme? Enterprise'daki firmaların güç kaybedeceği ve açık kaynağın daha fazla etkin bir rol alacağını düşünüyoruz. Eskiden açık kaynak tarafına bir takım güvensizlikler vardı, parasal bir takım sıkıntılar vardı. Fakat şu anda baktığımızda komünitelerin büyük firmalar tarafından beslendiğini görüyoruz. Komünitelerin bunlara yatırım yaptığını görüyoruz. İşbirlik dileklerini görüyoruz. Dolayısıyla her geçen gün bu tarafın güçleneceğini hissediyoruz biz. Doğal olarak da müşteri sorularına baktığımızda da en fazla gelen soru, hani ben enterprise'deki bir veri tabanından nasıl çıkabilirim? Açık kaynak güvenli midir? Bir de bulut nedir? Buluta geçersem ne olur? Sen mi yönetirsin, bulut mu yönetir gibi bir takım şeyler. Bir sürü yayın yapılmasına rağmen, bir sürü konferans yapılmasına rağmen bulut tarafında hala bir takım sorular var.
En basit şu, ben buluta çıktım her şey güllük gülistanlık mı olacak? Ya hayır. Ya da ben buluta geçtim size ihtiyacım mı yok? Hayır, daha çok ihtiyacım var. Ama maalesef lanse edilen şeyler doğrularla beraber yanlışlar da var. Olmayan bir takım şeyler söyleniyor maalesef. Doğal olarak da müşteri zihniyetinde, teknik olmayan insanların zihniyetinde bulut farklı bir şey olarak konumlandırılıyor. Biz bunu anlatırken bayağı zorlanıyoruz. Yani niye öyleymiş, bu böyle değil miymiş gibi. Ama gelecek 5 yıl için en azından benim öngörüm açık kaynak koda yönelmek ve buluta yönelmek şeklinde geçecek Türkiye bünyesinde. Bunun içine veri madenciliğini de koyabilirsiniz, yapay zekayı da. Evet. Yani bundan 2 sene önce hiç yapay zeka kullanmıyorduk. Şu anda herkes yapay zeka konuşuluyor. Ama yapay zeka dünün konusu değil. Yani biz okurken de yapay zeka vardı. Biz bu yaşa geldik, hala yapay zeka var. Fakat her ihtiyaca binaen bir teknoloji öne çıkıyor. Bu bir zamanlar data warehouse'du, bir zamanlar business intelligent'tı. Şimdi yapay zeka oldu. Ama 3 gün sonra tekrar belki business intelligent farklı bir şeye gelecek. Bu anlamda yeni neslin şöyle bir zorluğu var. Hem kolaylığı hem zorluğu. Çok şey öğrenmek zorundalar. Evet. Ama kolaylığı ne? Her şeye erişebilir durumdayız. Evet. Bu çok büyük bir lüks. Fakat yeni arkadaşlar dijital olarak büyüdüklerinden dolayı bu lüksün farkında değiller. Bizim yaş grubunda, benim yaş grubumdaki arkadaşlar kütüphanede zaman geçirirken, bir şeylere bulmak için kaynak ararlarken, şu anda Türkçe kaynak da var, İngilizce kaynak da var, Google'da bulduğu bir şeyi Türkçe'ye çevir de var. Bu çok büyük bir lüks. Yani ben buradaki ilerlemeyi şöyle görüyorum. Bundan 3 yıl önce siz bir İngilizce metni Google Translate'e yapıştırdığınızdaki aldığınız sonuçla şu anda aldığınız sonuç arasında dağlar taşlar kadar fark var. Bundan 3 sene sonra da yine dağlar taşlar kadar fark olacak. Dolayısıyla ben hep şu örneği söylüyorum. Bu işe başlayacak arkadaşlara. Tıp okuyan insanlar çok okuyor. Yani 5 sene okuyor, üstüne 3 sene pratisyenlik yapıyor, üstüne sınava giriyor. Fakat ben hep şu örneği söylüyorum. Bugün 80 yaşındaki bir doktora alsanız da ben öksürüyorum, boğazım ağrıyor dediğinizde sizi iyi edebilir. Ha, bir hafta da edebilir. Yeni bir doktor 2 günde edebilir. Fakat sizin öğrendiğiniz her şey 80 yıl geçerli olmayacak. 2 yıl içerisinde belki okuduğunuz her şey çöp haline gelecek. Size kalan tek şey, böyle bir teknoloji vardı. Bu teknolojide bu yapılıyordu. Artık farkındalık buraya gelmiş demek olacak. Fakat tıpta böyle bir şey yok. Yani kulak hala kulak, burun hala burun, el hala el. Bir takım değişiklikler illaki oluyor. Yeni kişiler illaki oluyor. Fakat bizim sektörde maalesef el bir anda ayak haline gelebiliyor. El bir anda yok olabiliyor. Öğrendiğiniz her şey çöp olabiliyor. Ya da size çöp olarak demeyelim, şunu veriyor. Evet, böyle bir şey öğrenmiştim. Bana böyle bir katkısı var. Bunu bilsin arkadaşlar. Çok çalışın arkadaşlar. Çok. Çok güzel söyledin. Zamanında ben de size diyordum. Evet. Şimdi şöyle, artık sona yaklaşıyoruz da sadece şöyle bir çekince olabilir. Ben de hani karşı tarafta toplum, sanayi, müşteri olarak şöyle düşünüyorum. Özellikle bankalarda güvenlik sorununu aşmak kolay olmuyor biliyorsunuz. Bu veri merkezleri ile ilgili de hala sıkıntı var mı bilmiyorum. Çoğu, hani şimdi bir de bu buluta çıktın mı lafına çok güldüm. Ben bunu kullanırım. Buluta çıktın mı diyorsunuz artık? Buluta çıktın mı lafı çok hoşuma gitti. Bunun altını çiziyorum. Buluta çıkarsan inme bari, orada kal. Yani şimdi open source'a düştün mü diyeceksiniz. Yoksa open source'a kademe mi atlattın diyeceksiniz mesela. Open source'a kapıyı açın diyoruz. Open source'a güvenin. Peki şimdi güvenelim de şey tarafı, hakikaten bir de attack denilen, İngilizce'de saldırı diye de bir şey var. Yani şeyler de boş durmuyor ki. Biliyorsunuz şey firmaları. Her taraf virüs. Bir taraf pandemi, bir taraf da internet dünyası da boş durmuyor yani. Birileri saldırıyla uğraşıyor özel zevk olarak. Virüsler üretiyor. Orada da virüsler durmuyor. Virüs üreticileri. Biliyorsunuz bizim zamanımızda biz en çok şey Norton kullanıyorduk. Şimdi bir sürü şey çıktı. Kişisel bilgisayarlarda. Şimdi bir sürü şey çıktı. Fakat açık open source dediğiniz zaman
Bunu müşteri tarafına nasıl ikna ediyorsunuz? Kolay oluyor mu bunun iknası? Çünkü bilgi, veri onlar için bir kapital, güç. Dışarıdan bir şey gelse, ki şu çok fazla var siber saldırı. Ben siber saldırıyla da ilgili bir program yapmıştım. Siber saldırı da çok fazla. Ya bu konuda nasıl ikna ediyorsunuz müşteriyi? Orada Arzu Hocam, aslında open source dünyada hani sistemlerde Unix sistemler, yani Unix vari sistemler diyeyim, Unix sistemler daha stabil ve daha güvenli. Yani hani ben çok Windows'u sevmeyen birisiyim. Burada belki Microsoft'a şey olacak ama Windows'u çok sevmeyen birisiyim ama Windows'u da kullanıyorum bu arada. Kullanmıyor da değilim yani. Ama bir database anlamında hani veri tuttuğumuz bir ortam olarak asla Windows üzerinde çalışmasından yana değilimdir. Yani hani bir müşterim veya bir arkadaşım bana sorduğunda hani bir veri tabanımı ben nerede çalıştırayım diye sorarsa direkt Unix, Linux gibi sistemleri öneririm ve tercih ederim. Yani mümkün mertebede Windows'ta verilerimi tutmam. Hani open source dünyada aslında bana o anlamda güven veriyor. Yani hani tabii ki de hani güvenlik çok geniş bir dünya, çok geniş bir şey o da. Hani ben hani bütün her şeyi Unix bir makineye koydum. Hani bu tamamen güvenli diyebileceğim bir nokta değil tabii ki de. Bunun için firewall dediğimiz hani güvenlik cihazları var vesaire hani. O da bir sürü bu noktada şeyler var. Hani komponentler var, bileşenler var. Ama veriyi en temelde nereye koyarsın diye sorsalar ben Unix sistemleri tercih ederim direkt. Onları öneririm. Daha güvenli mi buluyorsun diğerlerine nazaran? Evet. Güneş, sen ne düşünüyorsun? Şimdi hocam bulut tarafıyla alakalı çok fazla güvenlik makalesi var. Güvenli olduğuyla alakalı olarak. Doğrudur. Bu on-premise sistemler için de geçerli. İnsanlar milyon dolarlarca yatırım yapıyorlar güvenliğe. Fakat ben bir hackerlıkla alakalı bir seminere katılmıştım. Oradaki Alman bir bey gelmişti. Eskiden siyah şapkayı kırmış, sonra işte beyaz şapkayı kırmış. Sonra da konuşuyor işte. Orada çok söylediği bir şey vardı. Biraz insana yatırım yapmak lazım. Yani orada şey demişti. Siz içeri milyon dolarlık yatırımlar yapın. Çeşitli serverlar koyun, şifre mekanizmaları koyun ama içerideki bir arkadaşa ben desem şu USB'yi al, kendi bilgisayarına tak. Ben yakalanmayacağını da garanti ediyorum ve sana 2 milyon dolar para vereceğim. Bunu herkes bir kez düşünür demişti. Şimdi bu bir takım yatırımlar gerektiriyor elbette. Bulut'un bu anlamda artıları var, eksileri var tartışılabilir. On-premise'in artıları var, eksileri var. Fakat insanın olduğu her yerde güvenlik her zaman için bir kusur olarak kalacak. İnsanın yazdığı her şeyde bir kusur muhakkak kalacak. O yüzden Windows dediğiniz şey inanılmaz peşler yayınlıyor, sıklıkla yayınlıyor. Diğer ortamlar için, Linux için de geçerli, database için de geçerli, peşler yayınlıyor. Neden? İnsanın yaptığı şeyde kusur var çünkü. Burada espri işi minimize etmek, minimumdaki zarara çıkabilmek. Dolayısıyla Unix katmanı bunun için bir çözüm. Şundan dolayı şöyle düşünün. Dünyanın %90'ını kullandığı bir şeyle mi uğraşırsınız? %10'unu uğraştığı bir şeyle mi uğraşırsınız? İnsanlara sorun yaratmak için. Yani %90'ını ile uğraşırsınız. %10 kalsın yani. Ne yapacak? Ona emek vereceğimi. Sonuçta yurt dışında bunun seminerleri düzenleniyor. Yani bir işletim sistemi kaç saniyede kırılır? Bak ben senden 10 saniye önce kırdım gibi. Bunun sonu yok. Burada temel olan şey güçler ayrılığı tabirini bizim kendi işletmelerimize de yaymak. Yani herkes bir noktaya kadar sorumlu olsun, bir tane sorumlu olsun. İşte biz bunları yayalım, güvenlik ürünleri kullanalım. Ama temelinde yapmamız gereken şey her şeyi minimize etmek. Yani kimse bugün buluttaki arkadaşlar da bunu iddia edemez. Biz bunu %99,9 engelliyoruz. Her zaman bir açık olacak. Mühim olan bunu yatırımla, insana yatırımla, teknoloji yatırımına minimize edelim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şöyle kapatayım diye düşündüm konuyu. Neuralink ile ilgili yine kapatacağım. Çünkü çok tuttum. Teorik olarak tuttum ama pratik olarak bakalım ne olacak. Hem size soracağım hem izleyenlere sormak istiyorum. Eğer
İnşallah olmaz da nörolojik olarak bir arıza olursa sizde Neuralink için denek olmak ister misiniz? Bunu herkes biliyordur herhalde bizi izleyenler ne yaptırmak istediğimizi. Beyne küçük bir çip yerleştiriliyor ki belli belirsiz biliyorsunuzdur sizde hikayesini. Zaten büyük bir şovla tanıttılar. Ve mümkünse beyindeki verileri makineye alarak, editleyerek, silerek, düzelterek, tamir ederek iade edecek ve böylece şey olacak, ona ne diyelim, update mi yapılmış olacak, upload mu denecek bilemiyorum. Onun da başka bir tanımı koyulacak herhalde. Siz denek olmak ister misiniz? Bu arada bizi izleyenler de yazabilir. Sizler de ister miydiniz? Ama dediğim gibi durduk yere değil. İnşallah olmaz. Nörolojik bir vaka olursa, başımıza gelirse acaba ister miydiniz? Ben başlayayım isterseniz. Evet diyorum. Sizin görüşünüzü alalım. Bu tabii beklenmedik bir soruydu. O yüzden o yüzden kaldınız ama ilk etapta ne diyebilirsiniz? Vallahi hocam ilk etapta düşündüm. İlk etapta hayır diye böyle kafamla canlandı. Hayır mı? Peki Güneş? Vallahi hocam iki türlü şey var bunun. Bence yaklaşım var. Sağlıksal bir sıkıntıysa evet ama sağlıksal bir şey değil. Yani bu kendimizi güçlendirmek için bir şeyse hayır. Şöyle örnekleyeyim. Örnek veriyorum. Sağlıksalsa evet. Yani sağlıkla ilgili hangimiz bir şeye hayır diyebiliriz ki? Ama şunu etik bulmuyorum. Bu takılan çip sizi gençleştirecek, yaşlanmanızı durduracak. Hayır. Doğanın bir takım kanunları var. Onlara uymak isterim. Yani. Yaşlanacaksam yaşlanacağım. Ama hastalık başka bir şey. Yani burada şey gibi düşün. İşte şeker hastasısınız. Bu çip sizi iyileştirecekse buna yani hayır diyecek insan çıkmaz ki. Sağlık sonuçta. Ama bu doğanın gidişine ters bir şeyse, biraz tanrıcılık oynamaksa hayır. Yaşlanacaksan yani, yaşlanın. Şey nörolojik vakalar var ya, demans gibi, Alzheimer gibi, depresyon gibi. o yüzden o durumda aslında öyle planlandı. Bunun gerisini bilmiyoruz. Bizim bildiklerimiz bu kadar. Basından öğrendiğimiz bence kadarıyla. Bence o bize söylenin hocam. O çok daha derin olmuştur. Evet peki. Neyse bir saati buluyoruz. Hava güzel. Belki dışarı çıkıp şöyle son bir markete gitmek isteyebilirler. Arkadaşlar söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yer veremediğiniz, aklınızda olan, mesaj vermek istediğiniz bir şey var mı? Son cümlenizi alalım ve programı kapatalım. Ben çok teşekkür ederim hocam. Hani güzel bir ortam oldu, güzel bir şekilde bir program oldu. Hani benim söylemek istediğim özellikle yeni başlayacak arkadaşlarımıza hani bu alana yönelmek isteyen ya da aklında soru işaretleri olup hani acaba soru işaretlerinin cevabını bulabildiler mi bulamadılar mı bilmiyorum ama hani o arkadaşlarımız için bir şey olacak. Yani hani çok niş bir alan veri bilimi, hani veri tabanı yönetimi, veriyle uğraşmak, veriyi analiz etmek. Hani çok niş bir alan ve hani bitkide de yükselen bir trend, aranılan bir uzmanlık alanı. O yüzden hani bu alanı bir göz önünde bulundurmalarını isterim. Çünkü Türkiye'de üniversitelerimizden mezun olan arkadaşlarımız genelde hani Java programlama, .NET programlama başka bir şey yok. Hani genelde bu alana hemen yöneliyorlar. .NET programcı, Java programcı diye çıkıyorlar ama aslında çok daha niş, daha farklı alanlar var. Daha zevk alınacak, hani merak duyulacak alanlar var. Ben mesela keşke mezun olduğumda direkt veriyle tanışsaydım da direkt mesleğimi veri üzerine başlasaydım diyen birisiyim. Mesleğimi çok seven birisiyim. Veriyle uğraşmayı çok seven birisiyim. O yüzden hani özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın bakın böyle de bir alan var. Hani bunu da bir inceleyin, buna da bir bakın. Hani belki zevk alacağınız, merak edeceğiniz bir alan olacak. O yüzden bir farkındalık olarak bunu vurgulamak istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için. Sağ ol, teşekkür ederiz Talip. Güneş senin de alalım.
Mesajın nedir? Bugünkü programda son olarak ne söylemek istersin? Valla veri çok büyük. Herkese yetecek alan var. Arkadaşları da bekliyoruz bu sektöre. Sadece Talim'in söylediği gibi hani dünyanın sadece .NET veya C#'tan ya da işte ne bileyim Java'dan ibaret olmadığı, dünyanın nereye gittiğini takip etsin arkadaşlarımız. Yön gösterecek insanlar var. Onlarla iletişim kurmaya çalışsınlar. Araştırsınlar, öğrensinler ve uygulasınlar. Ama spesifik alanlarda ilerlesinler. Artık dünya şuradan çıktı. Ben kuran, upgrade eden, peşleyen bir insansam aç kalmaya mahkumum. Ben üreten bir insan haline gelirsem, bu datanın yönetimi olabilir, datanın analizi olabilir, datanın çoklanması olabilir gibi bir şeyler katabiliyorsam ekmek bulabileceğim. Sektör artık oraya doğru gidiyor. O yüzden arkadaşlar okuldan çıkmadan önce muhakkak ne yapmak istediklerini, nasıl yapmak istediklerini, nelere göğüs gerebileceklerini karar verip bir hedef koyarak çıksınlar. Hedef bu işin yarısı, sonrası kendine katacakları. Okul sadece kapıyı açar, bizler sadece kapıyı açarız, eğitim sadece kapıyı açar. Kapıdan girmek ve ilerlemek arkadaşların tasarrufunda olan şeydir. Efendim çok teşekkür ederim sevgili Güneş ve sevgili Talip. Kazasız belasız bir canlı yayın bitirdik. Ağzınıza sağlık. Umarız hep beraber bu konuda ki ana fikirleri, temel mesajları, yaklaşımları bir introduction şeklinde kocaman bir konuyu verebilmişizdir. Bir katkımız olmuştur. Burada benim özellikle bu programları yapmaktaki amacım sizlere bir vizyon kazandırmak, izleyenlere. Yeni projelere, yeni tezlere, yeni kariyerine başlayan öğrencilere bir yol, bir mentörlük yapmak ve dünyadaki son gelişmelerle, teknolojik anlamdaki son gelişmelerle ilgili bir yol, yöntem, metot, fikri verebilmek. Bu durumda biz kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz sevgili izleyiciler. Bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Sizlere iyi pazarlar, iyi 1 Mart yarın. İnşallah önümüzdeki ay çok daha sağlıklı, daha aşımızı olabiliriz ve sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, veriyle dolu bir gelecek bizi bekliyor olsun. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar hoşça kalın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.